Herkese selamlar. Bugün sizlerle Capra Falconari projesini inceliyoruz. Evet, videoya başlamadan önce her zamanki gibi yasal uyarımızı yapalım. Bu video kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırımlarınızı, kendi araştırmalarınızı ve incelemelerinizi yaparak yapabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Evet, bir güzel projeyle daha karşınızdayız. Capra Falconari projesi. Web sayfası üzerinden tanıtımını yapacağım. Herhangi bir ön satışta olduğunu söyleyebilirim. Pre-sale'in daha gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Web sayfasını Türkçe diline çevireceğim. Bütün detaylarını size aktarmaya çalışacağım. Evet, Capra Falconari projesi kripto dünyasındaki devrim olacaktır yazısı var. 2022 yılında Capra ilk 10 kripto para birimini götürmeyi hedefimizdir diyor. Evet, güzel bir iddialı bir başlangıç olmuş onlar için. İlk 10'a girmek için sağlam bir proje olmak gerekiyor. 2022 hedef koymaları da enteresan, yani yakın zamanda olmayı hedefliyorlarmış demek ki. Bu da onlar için güzel aslında. Ve whitepaper'larına bakalım, ardından diğer detayları inceleyelim. Web sitesi yeni oluşumu bitti, beta sürümü gerçekleştirdi. Tam olarak tekrardan güncelleme yapacaklar mı bilmiyorum. Ama şu an web sitesi tam olarak aktif değildir diye düşünüyorum. Çünkü burada takaslar, fırlatma lampası dediği launchpad'ler, bunlar daha hazır seviyede olmadığını söyleyebilirim. Burada dediğimiz gibi whitepaper'larıyla buyu kısmında dediğimizde bizi farklı yönlere yöndereceklerdir. Capra Falconari küçük aşk büyük rüya diyor. Capra Falconari projesi sahipleri için cazip ödüller sunan, topluluk odaklı, merkezi olmayan kripto para birimidir diyor. Aya görevine katılın diyor. Hadi başlayalım. Burada aslında güzel bir hedef koyulmuş. Listelenmeden hemen sonra Hotbit'te, diğer 6 borsada, Bitforex'te, Bitmart'ta, gördüğünüz gibi 6 borsada aynı anda listelenme gerçekleşeceğini söylüyorlar. Bu da iddialarını ileriki hedeflerde gerçekleştirme ihtimallerinin olacağını düşünüyorum. Yani bu söyledikleri ilk 10 kısım gerçekten güzel bir iddia olmuş. Her baba yiğidin harcı değil o seviyelere gelmek. Bakalım gerçekleştirecekler mi diye biz de takip edeceğiz. Neden Capra token'i seçmelisiniz yazısı var. Topluluk destekli olması, güvenli ve güvenli kısmı oluşturmayı hedefliyorlar. Capra token tamamen merkezi olmayan ve sevgi canlı topluluğuna aittir diyor. Capra token'i kriptodaki en iyi topluluğa dönüştürmek için farklı bakış açılarını memnuniyetle karşılıyor ve kucaklıyoruz yazısı var. Capra token denetlendi diyor. Bu potansiyeli kötü aktörlerden yatırımcılarımız için 2-0 için 0 risk anlamına gelir yazısı var. Teknomiklerine geldiğimizde ise 2022'de ilk onu hedeflediklerini söylemiştik. Toplam arzdan 10 trilyon olduğunu görüyoruz. 10 trilyon arzlan ilk ona girmek gerçekten zor olacak onlar için. Jeton fiyatı, şu an güncel jeton fiyatını görüyorsunuz. Çok sıfırlı bir proje. Fiyat listesinde ise listelenmeden sonraki ise direkt 0.5'ten başlayacak. 0.3 dolardan 0.5 dolara direkt %2'lik bir yükselme meydana gelecek. Capra jetonun sembolünü görüyorsunuz. BIP 20 üzerinden olacak. Ön satış fiyatı noktası burada 0.3 olduğunu söyleyebilirim. Jeton dağıtımı bahsedilmiş. Gördüğünüz gibi kripto para birimleri kullanılan daha yaygın hale geldi diyor. Origin platform fikri, konseptin ve iş planının geliştirilmesi diyor. Toplam arzlarını söyledik. 10 trilyon olduğunu, toplam arzlarının 5%'si 5 adımda yanma, yani burn olayı gerçekleştirilecek %50'sinde. %30 ön satış için, %10'u likiditeye, %5 takım cüzdanına, %3 pazarlamaya, %2 airdrop ayrılacağını bahsedilmiş. Yol haritaları gördüğünüz gibi verilmiş. Daha yol haritanın başında olduğunu söyleyebilirim. Daha web sayfası tasarımını yeni gerçekleştirdiklerini beyaz kağıtlara açıklayacaklar. 6 borsada listelenmeyi hedefliyorlar. Bu aynı günde içinde olacak. 25K holders diyor. Bu da 6 borsada listelendiği gibi zaten o seviyeye gelecek. CoinMarketCap, CoinGecko listelenmeleri de ardından geleceğini söylüyorlar. Belgeleri indirin yazısı var. Pazarlama ilgi incelemeleri için teknik inceleme oluşturuyoruz diyor.
Beyaz kağıtlarını indirdik. Şöyle beyaz kağıtlarını gördüğünüz gibi web sayfası üzerinde de orada da bizi yönlendiriyor. Daha beyaz kağıtlarını şurada indirmesini yapabilirsiniz. Bölge seç diyor. Dil kısmını da İngilizce olarak indirebilirsiniz. Burada sözleşme adresi var. Dediğim gibi daha ön satışta bir proje. Sözleşme adresini burada kopyalıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Binance Smart Chain üzerinden BNB karşılığında alabileceğiniz Capra token sayısını görüyorsunuz. Burada kontrak adresi verilmiş. Burada ön satışta başlamış. Burada cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Capra token olarak satın alabileceksiniz. Gördüğünüz gibi bir kısımda 6 gün var şu an projenin başlatılmasına ve start verilmesine. Ayın birinde proje başlatılacağından bahsedilmiş. Kontrak adresinizi bağlayıp buradan satın alım satım gerçekleştirebileceksiniz. Soft kapları 200 BNB, hard kapları 500 BNB olduğunu görüyorsunuz. 1 BNB karşılığında alabileceğiniz Capra token sayısını da burada verilmiş. Kontrak adresi kopya adresi verilmiş. QR kod şeklinde de burada verilmiş. MetaMask cüzdanınızı veya TrueSwap cüzdanınıza burada kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. %5'lik referans komisyonu diyor. Yüzde her arkadaşınızı getirdiğinizde referanstan %5 alacağınızdan bahsedilmiş. Fazla hard kapla soft kaplar fazla değil. Zaten bu ön satış bittiği gibi altı borsada listelenmiş projenin de hemen iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Gerçekten dediklerini tutarlarsa. Ama tabii ki bu tarz projeler her zaman dediğim gibi yüksek maliyetli proje paralar yatırmayın. Bu tarz projelere kaybedince üzülmeyeceğiniz miktarda paralar yatırın. Zaten herhangi bir yükseliş meydana geldiğinde ön satıştan 10x, 100x ya da işte daha fazlası yaptığında güzel karlar elde edebileceksiniz. Sosyal medya ağlarınızı da inceleyelim. Gördüğünüz gibi sosyal medya ağlarına geldiğimizde 6700 followers diyor. Burada follow deyip siz de takip edebilirsiniz projeyi. Burada bilgiler, pinli mesajlar, diğer bilgiler, BSC ile ilgili bilgiler verilmiş. Biz de birazdan BSC'ye bakacağız. Şurada BSC ağlarını galiba verilmiş. Şöyle BSC ağlarına bakalım biz de. Evet, gördüğünüz gibi BSC ağlar şu an herhangi bir holders'ları yok. Şöyle transferler gerçekleştirmemiş. Daha tam olarak hazır halde olmadığını söyleyebilirim. Hemen şöyle diğer kısma gelelim dedik. İşte burada alım satımları gerçekleştirebileceksiniz. Telegram gruplarına gelelim. Telegram gruplarında üye sayısına bakalım. 5507'den oluşuyor. Burada anlık olarak Telegram grubuna katıldığınızda bildirimlerden faydalanabilirsiniz. Bu da projeyi ilgili bütün anlık olarak duyurulardan ve aklınızdaki sorulardan yöneticilere veya adminlere sorabilirsiniz. Instagram adresini de oluşturduklarını görüyoruz. Çok fazla olmayacaktır. Evet, yeni oldukları için Instagram adresi de çok aktif değil. BSC ağlarına bakalım. Tekrardan bir adreste şu an bulunuyor. Zaten proje dağıtımı gerçekleşmemiş. Şu an gördüğünüz gibi %100 miktarı bir adreste bulunmuş. Sahipleri tek %100 bir adreste tutmuş. Şu an ön satış başladığında bütün dağıtımlar gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Güzel bir projeydi. Dediğim gibi kapsamlı bir proje. Şöyle ön satışlar kısmında da geldik. Güzel kapsamlı bir projeyi detaylarını size aktarmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi tekrar söyleyeyim, kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Her zaman yatırım yaparken ki şu an yaptığımız incelemeleri siz de yapabilirsiniz. Kendini fikrinizden Telegram gruplarına katılarak, Twitter adresini takip ederek proje olan güveni ölçüp kendinize yatırım yapabilirsiniz. Her zaman sizi üzmeyecek miktarda yatırımlar tavsiye ederim. Evet, bir güzel projemizin daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.